Evde gürültü yapanın canı yanacak. Yüksek ses ve gürültü cezasız kalmayacak. Yargıtay bu konuyla ilgili emsal bir kararı imza attı. Gürültücü komşuya 3000 lira para cezası kesildi. Hanım kalk 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 kalk. Ya ne oluyor, yukarıda düğün nişan mı var? Komşunuz gürültü yapıyor mu? Komşum gürültü yapıyor. Bir iki defa uyarıyorum, sonrasında geri çekiliyorum. Yapacak bir şey yok yani. Komşuluk münasebetlerini en çok bozan gürültü tartışması Yargıtay'ın verdiği emsal bir kararla yeni bir boyuta taşındı. Sürekli gürültü yapıp komşularını rahatsız eden bir kişiye 3000 lira ceza kesildi. İlk seferinde öyle bir cezası ağır. Ama uyarılı falansa belki olabilir. Gürültü çok aşırıya kaçıyorsa zaten ben de uyarıyorum da. Mahkemeye verir misiniz komşunuzu? Yok yapmam. Gerek var mı? Yüz yüze bakıyoruz. Konuşmayı tercih ederim. İnsanlar kendi aralarını halletmeliler ki sonrasında mahkemeyi şey yapmayalım, rahatsız etmeyelim. Olay Bursa'da yaşandı. Alt katta oturan bina sakini üst komşusunun yaptığı gürültüden dolayı çok şikayetçiydi. Bu yüzden de sürekli hakarete maruz kalınca da soluğu mahkemede aldı. Bana bak. Süpürgenin sapını şöyle vursak mı duvara yukarıya? Ulan avize üstümüze inmesin. Gürültü yapmalarının önlenmesini isteyen davacı komşular, gürültü yüzünden psikolojilerinin bozulduğunu ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğini öne sürdü. Mahkeme gürültü yüzünden komşularını rahatsız eden davalıyı 3000 lira manevi tazminata mahkum etti. Kararı davalı temiz edince devreye Yargıtay girdi. Yüksek Mahkeme gürültü çıkaran vatandaşların 3000 lira tazminat ödemesi yönündeki mahkeme kararını onadı. Siz mesela çok gürültü yapan bir komşunuzdan rahatsız olsanız mahkemeye başvurur musunuz? Hayır, öyle bir şey düşünmüyorum. Ya komşuyu tatlı bir dille ikaz ederim. Türk Ceza Kanunu'na göre gürültü bir suç olarak görülüyor. Zaten evde akşam saat 19 ile sabah saat 7 arasında matkap ve benzeri motorlu aletlerin kullanılması yasak. Bu saatler dışında gürültü yapan aletleri kullananlara yaptırım uygulanıyor.